ve inşallah böyle normal bir zamanda yapmıştır. Hani ben gittikten sonra değil yani. Yarın yok. Ama yarın da. Şu an iyi. Hareket etmeyin. Eylem planı podcast. Yok, konuya bir türlü giremeyenler diyeceğiz. Aa. Hazır mısın? Sen sus. 3, 2, 1. Konuya bir... Aa. Şimdi ne dedim onunla koyayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben siktir olup gidiyorum. Böyle... Bir de şey dedi ya sen 40 dakikada biter. Ses çıkarma dedikçe. Ben çok sıkıldım kanka. Daha konuya giremiyorsunuz. 3. Konuya bir türlü... Konuya giremeyen... Kanka bir şey sorabilir misin? Siz kendi kanalınızdaki programın adını gerçekten biliyor musunuz? Emin misiniz bunu? Yani bildiğimizi düşünüyorum. Hani açayım mı? iPad'den alayım mı? Şey yapayım ya. Ne aldın? Göstereyim mi sizin kanala ne yaptığınızı falan? Ne kanalın adı? Eylem Planı Podcast. Konuya bir türlü giremeyenler bizimki. Bir türlü iyi söylüyor muyuz her sefer? Söyleyelim mi? Söyleyelim istiyorsan. Konuya giremeyenler. Tamam, hazır mısın? Bak. İnanıyorum. Hazır mısın? İki. Konuya giremeyenler podcast'e hoş geldiniz. Konuğumuz var. Fark etmediysen. YouTube'dan izleyenler fark etmediyse. Hiç görünmüyorum değil mi? Normalde evi böyle kenarı dışına yaşıyorum. Alkışlarla gelmedi şu an Batu buraya. Kaç saat öyle, buraya. Abi alkışlar. Aman oğlum. Evet hadi. Kumam geldi. Kaçıncı? Hangi kumam? Bence bu ara bir numaralı kumam. Bir numaralı kumam. En sevdiği olduğun için bence. Yani geri kalanı sevdiği. Yalnız bunu Mehmet Erdem de dinleyecek. Mehmet Erdem kumam değil. Mehmet Erdem kuma değil ya. Değil mi? Hep kumam diyor. Batu varken kumam değil. Yani ben level atlamış oluyorum kumalıkta. Hani Mehmet Erdem sadece sana olan aşkını sürekli söylemeyi ve sana aşık olduğunu söylemeyi seviyor. Batu seni götürür bıraksan. Bir tanıtalım ondan sonra mı girsek ne yapsak? Evet Batu hoş geldin. Hoş bulduk. Bize bir... Senden bahsedeyim. Adın soyadın doğum yılın. Batuhan Tuna ben. Allah'a şükür Sivaslıyım. Bekarım. Bekarım. Hoca arkadaşlara başarılar diliyorum. Kaç yıldır tanışıyoruz? 2014'ten beri tanışıyoruz. Evet, 2014'ten tanışıyoruz. Yani 6-9 sene oldu. Oldu. Sene oldu. Esra'yla da bir hafta. Esra'yla yani uzaktan tanışma dersen telefonla falan bir 3 ay oldu herhalde. Ama ilk defa 3 gün önce falan yüzle tanıştık. Ama 9 yıldır seni tanıyorum, senden daha çok sevdim nedense. Evet. Bir saniye. Dün gece sarhoş olup beni değil Esra'yı aramandan zaten. Kesinlikle. Yevgen seni çok özledim. Dedim ki bundan sonra Eylem'le hiçbir ilişkim yok. Evin patronu belli. Benim kimle iyi geçinmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Çünkü Eylem'e kalsa şu anda evden kovulmuş olmam lazımdı. Eylem en fazla Perşembe Cuma kalsa onu siktir git dedim ona. Bu ne komik yanında biliyor musun? Abi, hepsi gerçek ama. Yani arkadaşlar Eylem bir insanı maksimum 2 gün misafir edebileceğine inanıyor. Öyle yani, bir inancım yok. İhtiyaç durumunda tabii ki. Ben dedi 4 max. Hani 3 ya da 4 mesela. Ben araya başka şekiller koyarak işte arada bir kalıyorum. Geliyorum gidiyorum. İşte yengeye tatlı matlı alıyorum. Daha iyi oluyor. Ben sadece hala tanıştığınız yıldayım. Ben liseyi yeni bitirmiştim o sene. İyi doğmayanlar var. Evet yani şimdi. Hatırlattığın da çok iyi oldu. Be. Lise diyor. Hatırlattığın çok iyi oldu bize. Tabii yani. Ne kadar yaşlandığımız. Bizim bu kadar yaşlı olduğumuzu, senin bu kadar genç olduğunu. Ben çok lise genç. Kaçtaydın peki? Bitmişti ya. Ha bittiydi. Bitmişti. Ben iş hayatındaydım o sırada falan. Bu Eylem'in sana dil attığı bir tane video var ya. Yanağına böyle evet diyor. Seni rahatsız etmek evet için. Abi ya. O bizim aramızda bir challenge. Arada birbirimize yapıyoruz ve en son kim yapacak diye savaşıyoruz şu kol. Bir dakika şimdi açıklayalım da istersen. Yani arada bir challenge değil. Kim en son kimi yalayacak. Ya bu çok mobil challenge. Böyle bir şey yok ya. Ama öyle şey erotik bir yalamadan bahsetmiyoruz yani anladın mı? Daha böyle pislik. İyi yani. Evet. Teninde tükürük bırakırcasına bir yalamadan ya bahsediyor. Biraz daha şey yap, böyle yap. Öyle bir challenge var aramızda. Niye gündeme getirdim bilmiyorum. Hatta bugün sen gelmeden gene... challenge. Gene kim en son kimi yani, yalayacak? İhanete uğramış hissettim. En son kim yaladı kankam? Ama şimdi bunun olayı şu... Hiç beklenmedik anda olması lazım. Ha bir anda. Tabii mesela şey yapıyorsun böyle işte o böyle tatlışlık yapıyorsun. O canım ciğerim böyle yep. Yapıyorsun yana. Anladın mı? Orada başlıyor challenge. Bir koyuyorsun tükürüğü. Diğeri anlıyor yalayacağını başka bir şey çıkarıyor vuruyor. Şimdi olmadı diye. Tam yayına kayda başlamadan önce bir şey fark ettim. Sen üzüleceksin sen sevileceksin. Aslında
benim şu anda seninle birlikte toplam yaptığım podcast sayısı Esra ile birlikte yaptığımdan daha fazla. Ben buna sevinemem, yengem üzülür çünkü. Senin ben ağzını... O daha anlamaya çalışıyor. Dur, daha gelmedi. Hayır, ona. Yok. En başından beri farkındayım. Hatta ilk tanıtırken Adem'in eskiden podcast arkadaşım der diye bekledim. Podcast arkadaşım. Bilmeyenler için. Kadar... Güvenmediği arkadaşlarından bir tanesi burada arkadaşlar. Doğru, bundan bahsetmiştim. Evet. Bilmeyenler, dinlememiş olanlar için biz Batu'yla 2015'te. 15'te iki arkadaşımızla daha Ruh Öküzleri diye bir podcast kaydetmiştik. 6 bölüm kaydettik. 5'i yayınlandı. Ruh Öküzleri SoundCloud'dan aratıp dinleyebilirsiniz. Bence eğlenceliydi. 4 kişiye konuk almak da birazcık şov yani. Ya 6 kişi. Zaten 4 kişisiniz. 6 kişi. 6 kişi şu koltukta. Nasıl? Üst üsteydik. İşte ucak, böyle ucak. Böyle podcast edildi. Podcast konusu değişti. O yüzden o podcast yayınlanmadı. Evet, o dedi ki boşver. Ortaya mikrofon koyup o gün herhalde yaptınız. Keşke mikrofonumuz olsaydı. Böyle bir şey olsa daha rahat ederdik. Bir şey oturabileceğimiz bir şey olurdu. Benden girdik de ben kendim bile anlatamadım da. Evet Batu, seni tanıyorsun. Biz 2014 yılında beraber çalışmaya başladık. 2014 yılından 2 yıl boyunca beraberdik. Ben 2 yıl sonra ayrıldım. 2 yıl mı? O kadar az mı kalmıştı? Tabii ben 2 yıl dayanabildim. Ben rahat rahat söyleyebilirim kanka, siz bana giren çıkan bir şey yok çünkü. Biz devam. Ondan sonra ama galiba işte o ekipte, yani o şeyde görüştüğüm bir sen varsın, bir Mehmet Erdem var hala görüştüğüm. Onun dışında tabii ki merhabamız, aramız var, arada konuşuyoruz ama. Bir şey diyeceğim, ben bugün gülmek dışında bir şey yapacağım mı? Ha, bugün seni zorlamayacağım tamam mı? Ben senin yerine konuşurum, hiç sıkıntı değil. Genelde podcastlerde zaten konuşan ben oluyorum. Neyse, ben o zaman konuyu açayım. Bence sen ondan konuşamadığını hissediyordun. Batuhan susmuyor ki başkasını konuşsun. Doğru söylüyor. Rock üzerinde öyleydi ama bak şimdi susuyor, evet. Mesela şimdi dinliyor. O zaman sus. Ya ortamda senin yaşındaydı o zaman. Yokmuştum. O zaman senin yaşındaydı. Sen Allah sokuyor farkında hani sen. Ben de başka bir şey soktum farkındaysan. Duymadım. Dedim ki demek yanında konuşmaya değer insanlar yokmuş. Birazcık hani dedik, ben buradaki iki kişiyle bir ortak noktada, ikinize de tatile çıktım. Çok fazla insan söyleyemez bunu. Dolayısıyla birazcık tatillerden, arkadaşlıklarda, tatillerde arkadaşlardan neler bekleriz? Ne oldu Esra? Bir şey olmadı, dinliyorum sonra. O kadar böyle dertli baktın ki korktum yani. Yani biz içine bir şey atıyorsun. Sevgili arkadaşlardan ne bekliyoruz? Tatil partnerimizden ne bekliyoruz? Sevgili bir arkadaş ama. Şimdi bir podcast'te konuştuğumuz için böyle herkese hitap etsin. Yani arkadaşınla. Niye sevgili? Bence sevgiliyle gitmek ayrı bir konu. Arkadaş gidip sevgili olmak çok daha farklı bir olay. Onun tecrübesi sen de kardeşimiz. Batu gene kim bilir konuları nereye çekecek? Gerçi biz evet biraz romantizmimiz bizim seninle İtalya tatilimizle başladı. Ben şey düşündüm mesela şu an, hani senin dışında kimlerle tatile gittim arkadaşlarımla falan filan diye düşündüm mesela. Çok vardır. Yok be. Vallahi yok. Yani ha, bizim tatil gibi bizim bir şey diyorsun. Bir şey yok. Öyle. Yani ya kız arkadaşımla gitmiş olduğunu düşünüyorum ama böyle spesifik bir arkadaşımı alıp hadi bir tatile gidelim hiç yapmadım. Bak ne kadar özelmiş. Gerçekten öyle. Yani çünkü ne var biliyor musun orada? Seçtiğin insandan ziyade hani orada olduğunda tanıyorsun ya tatilde. Evet. Gerçek yüzü ortaya evet. Çıkıyor ya herkesin baktığında. Bir aynı eve çıkınca anlıyorsun, bir de tatilde anlıyorsun. Gerçekten öyle yani. Direkt seçtiğin adam da doğru adam olmayabiliyor. Bu sefer normal arkadaşlığını da bozabilir. Evet. Ya ben aslında nasıl riskli bir olay yani. Ben nasıl cesaret edip seninle o dönem tatile çıktım hiç bilmiyorum. Çünkü bilmiyorduk bu huyla. Bir de kendini davet ettirdiğim. Peki ben sana daha bomba bir şey söyleyeyim. Dinleyenler bilir. Bizim çalıştığımız ortamdaki grupta 5 erkek. Biz bir tatil planı yaptık. Sen hiç anlattın mı bunu ona? Biz ben hatırlamıyorum. Eğlenmek için gerçekten. 5 erkek. Soy isim var mı? Yok. Hatırlamıyorum ki oğlum. Salak. Normalde de bilmiyorum. Yok ya, genel olarak söyleyeyim. İşte Eylem Caner. Eylem, Apo, Alican, ben, Sinan. Beşimiz. Dedik ki hep beraber tatile gidelim. Ama nereye? Bu 5 kişi nereye gidebilir? Paramızın yettiği ölçüde düşünelim. Dedik ki Batum'a gidelim. Abi, Batum neresi? Batum. Ha Batum. Batum neresi mi? Batum duydum da Batum ne amına koyayım? Devam et. Biz içiyoruz onu kafasını. Ya ben anlamıyorum ya. Bu böyle doğuştan da böyle. Kelle çok soğuk yiyor. Ondan böyle oluyor bu. Batum'a gidelim dedik, tamam mı? Batum Vegas'ın küçük versiyonu. Şimdi bütün böyle kumarhaneler, işte strip club'lar bilmem ne falan her şey var. 5 adamın gidebileceği yer. Ben bir ev buldum, direkt vardı. Pol direği var evde. İnanılmaz okey. Hangimiz oynayacaktı bilmiyorum. Ya artık dedik kim kime dumduğunu da bize şeyde korkumuz var. Lan bu işimiz ise kesin ikimizin böbreği falan alırlar bilmem ne. Bir yerde bir şey kaybederiz falan filan diye. Uçak bakıyoruz. Tamam, Batum'a uçak bakıyoruz. Batum'a uçak pahalı yurt dışı olduğu için. Dedi ki Artvin'e uçalım. Artvin'den Batum'a gidelim. Artvin uçağına bir baktım Batum'a iniyor. Artvin'de havalimanı yok kanka.
Ama bayağı yakın. Tabii Artvin'e inmek istersen Artvin Batum'un havalimanı ile Artvin'si çok yakın. Batum'a indiriyorlar seni. Tam serviste seni Artvin'e getiriyorlar. Sen oradan tekrar minibüse binip tekrar Batum'a giriyorsun. Ve mesela normalde direkt Batum'a uçmak istersen atıyorum mesela 1500 liraysa bile o zaman parası işte neyse Artvin uçarsa 700 lira. Çünkü iş hatlar dış hatlar durumu anladın mı? Hiç hatırlamıyorum. Aynı havalimanı bunu nasıl unutabilirsin ya? Sonra gitmedim. Şöyle bir şey oldu. Bizim dördümüze izin verdiler. Birimize izin vermediler. Aynı tarihte diye. Biz de iptal etmek zorunda. Adamların söylediği şey şuydu yani siz üçünüz birden giderseniz bu mağaza çalışmayacak dediler. Doğru söylediler. Mağazanın yakışıklık oranını da yok ediyorsun. Tabii o anda herkes bir anda işe ağlıyor böyle gitti. Ama Artvin olayı güzel. Ha. O güzel. Ondan sonra biz eylemde İtalya'ya gittik. Şimdi sen ona ben sana yamandım diyorsun da ben sen bana gelip gideceğim gelir misin dedin diye hatırlıyorum. Ya oğlum ben sana gideceğim dedim. Sen de bana dedin ki ne olur beni de götür. Benim elimden tutan insan yok. Başkalarıyla gidemiyorum. Sen de götür. Bu diyalogtan böyle kurulmadı da gidecek birini bulamıyorum. Hani ya, gidiyorsan beraber hayır, gidelim şöyle, demişimdir. Yok şöyle ben eylemde gitmek istiyordum. Tamam ben eylemde gel dedim bak Roma'ya gidiyorum gel beraber gidelim. Bu salak dedi ki ben seninle dedi Roma'ya gitmem. Bırak Roma'ya dedi şuradan şuraya da gitmem. Ben sana güvenmiyorum dedi. Bak anladım. Tamam mı? Ben dünden beri bu olayı farklı biliyorum ama arkadaşlar ya, biraz geç olmadı. Şimdi gerçeği söyleyeyim. Sonra ya siktir git gelmesen gelme dedim. Sonra dedi ki tamam geliyorum dedi. Nasıl yürek yemişim ama ya. Bu arada yani eylemin de bu itildiği zaman hemen bir geri dönmesi ve peşinden koşması. Köpe getirmesi lazım. Evet. Aynen. 50 kere söyledim sana daha önce ama böyle bu kadar risk alıp ya bizim arkadaşlığımızı perçinleyen şey o tatil olmuştu. Gerçekten zaten. O. Biz evet. Bu kadar samimi olamazdık. Aynen. Çünkü zaten çok ikizi tadımız. Hiçbir şekilde yani ortak noktalarımız olsa bile diğer tarafta hiçbir ortak noktamız yok. Ama sadece bizim en büyük arkadaşlığımızın yani bu kadar şey yapmasa ikimizin de ilgi duyduğu şeylere saygı duymalısın. Aynen öyle. Yani sen bana gelip saçma sapan sevdiğin bir şeyi anlatsan benim için saçma sapan bile olsa ben onu dinleyip anlamaya çalışıp sana yorum yapmaya çalışıyorum. Ki sen de bunu aynen öyle. Aynen öyle. Mesela o dönemler influencerlık falan filan da yok ama sen sosyal medyayla ilgileniyordun evet. Mesela. Ben anlamıyordum diyorum ne yapıyor bu çocuk diyor. 10 GB internet aldırdı bize falan. Zorlu. Yani şimdi ama 10 GB olduğunu 20 kere falan söyledi yani. Biz onu 20 dedik. Hayatında ilk defa Magnum Store falan orada ben neydi ya? Ya olan sanki vardı şimdi. Şimdi İstanbul'da da var o dönem yoktu. Adam mı diyor ki oğlum Magnum Store var hadi gidip ya daha bile bildiğin Magnum diyor. Lan bak zihniyete bak ya. Kardeşim tam ufkumuzu açtın bir iki yerden. Bak kanka sana tek bir şey söyleyeyim. Tatile gideceğin adam bir cimri olmayacak. Bu cimrilik bu arada sadece parasal anlamda değil kanka. Yürüme anlamında da öyle. Tamam mı? Götünü kaldıracak. Bir kere çünkü şöyle bir tatil. Mesela gidip Antalya Belek'te 5 yıldız otel full pansiyon yatalım, içelim, sıçalım tatili zaten hiçbir zaman böyle. Ben mesela onu hiç sevmem. Çok gereksiz buluyorum yani. Ben tatil yorulmam lazım. O da turistik gezmesi lazım. İki götünü kaldıracak bir adam. Götünü gezdim kaldıracak yani isteyecek kanka. Yani şöyle ben mesela şey hatırlatayım. Floransa'ya gittik şimdi tamam mı? Floransa'da gezile tam. Floransa çok güzel bir yer ama Floransa'da gezmen gereken bir müze var. Çok ünlü bir müze. Adını hatırlamıyorum. Tuffizi miydi? Uffizi miydi? Öyle bir şeydi. Evet. Ama yani Floransa'ya gittiğinde görmen gereken bir müze. Ha desen ki müzede ne var? Gerçekten bana göre hiçbir bok yok. Michelangelo'nun falan eserleri var. İşte bilmem Venüs tablosu vardı. Bilmem ne var. İşte tavan bilmem ne. O öyle öyle. Benim hiç umurumda değil. Anlamıyorum. Bana göre değil. Ama bende şöyle bir şey var. Ulan bu amına koyduğum Floransa'da bir kere geleceksin. O Venüs heykelini dünyada bir kere gör. Yani bir daha ona gelmeyeceksin. Bu meşhur Venüs tablosu bu arada. Evet, Kıbrıs Adası'nın önünde dans ediyor falan. Ben çok dans iyi. Ediyor değil duruyor falan. Ben böyle iki saat anlamaya çalıştım. Orijinali o müzede. İnanırsan. Yes. Yani böyle iki saat izledim. Millet oturuyor böyle saatlerce bakıyor falan. Ama ben de baktım bir şey anlamadım ama olsun. Ya ama işte çok basar etmiş iki saat evet, falan orada kalmış. Batu'yla tatilin güzel tarafı o. Mesela ben şeyi hiç unutmuyorum. Castelangelo'ya gittik evet. Ya. Melekler Kalesi. Ben seviyorum. Ben müzeye gittim. Gittim mi bakarım, ona bakarım, şuna bakarım. Her boku görmeme gerek yok ama incelemeyi severim. Hele ki insanlar yaşadığı bir yerse gittiğim mesela. Gidip resim bakma müzesi ben de çok sevmem ama evet. Bir kale oldu mu, harabe oldu mu çok severim gezmeyi. Batu geldi gitti işte manzarası çok güzel. Oranın Vatikan'ı görüyor, onu görüyor, bunu görüyor. Oralara baktı, fotoğraflarını çekti. İşte bir sürü şey çektik. Geldi yanıma. Abi dedi benim yapacaklarım bitti. Şu bankta oturuyorum. Batacağını bak. Bitince gel beni al gidelim. Anladın mı? Bu yani. Ben dinlenme tatilini de seviyorum. Gidelim. Yerine bir şey gel. Yapmayalım. Aynen. Plan oysa öyle yaptık. Öyle gittikse cillo. Ama gezmeye Roma'ya gittiysem de dinlenmeye gitmem. Ama bak dinlenme tatili yani, dediğinde. Anlatıldı gelmiyor bana. Yani mesela gene 5 yıldızlı otel mantığında değil. Sen bir yerde sabit yatayım. Denize de gideyim. Ama çok yorulmayayım. Hani akşam gidip içmeyeyim. De ortamdan ortama bir yerleri sürekli gezmeyeyim. Dinleneyim. Ya bu arada onun da öyle dediğine bakmayın. Bana da öyle dedi. Gitme. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, bunu gidiyoruz. Roma pası araştırdım. Şu bu şu falan. Gittik bir kafe bulduk. Şimdi yanımızda Bora vardı arkadaşımız İtalyan. O sağ olsun böyle hallediyordu da hemen böyle özel bize tabakları çıkarttırıyordu falan.
Kurosaki ter ya. Hiç unutmuyorum. Evet. Tişörtünü almıştım çünkü. Çok beğenmiştim. 6 saat oturduk galiba. Tabii. 2 şişe şarap içip onun önünde oturduk. Kıçında oturduk. Başında oturduk. Sen hiç orada darbuka falan, videoya çaldı. Girerim o arayı. Onda oturuyordu. O kadar yani. Beğendik ki Floransa'dakini. Sonra dönüp Roma'da gittik. Hatta dedim ki ben bunu açayım Türkiye'ye dedim. Hatırlıyor musun? Yunanistan'da bile şubesi olduğunu hep, falan fark ettim. Hep atılımcı çünkü. Evet. İnanılmaz bir ticaret zihniyeti. Biz şey işte ev kirası artıyor Eylem'in şey diyorum Batu'ya sor. Ama Batu Fethiye'de. Biz İstanbul'dayız yani. Ama o çözer. Hani o halleder. Yani. Yazdım çıkma. Direkt hiç. Ne diyorsa kabul et kanka. Hiç uğraşma. Zaten bana şey dedi. Esra Batu bana sakın çıkma dedi. Okey Batu diyorsa yapacak bir şey yok. Çünkü bana dedi bir geldiğinde başka bir evde olabiliriz falan diyordu bana. Dedim sakın sakın. Abi, yani şeyde tatil konusunda mesela kişiyle o dedim ya. Mesela şimdi senle biz belki çalıştığımız yerde anlaşıyorduk. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Kötü bir durumumuz da yoktu. Fakat hani samimi değildik. Ve biz o samimiyette baktığında da mesela niye gittiğimizi de bilmiyorum ama o samimi çok samimi olup da ondan sonra geri döndüğümüzde bok bir ilişkimiz de olabilirdi. Tatilin böyle bir durumu var çünkü. Evet. Yani tatilde gerçekten çıktığında anlıyorsun. Aynen. Ya abi ailenle çıkıyorsun anlaşamıyorsun ya. Ay. Ya babamlarla Fransa'ya gittik. O zaman kardeşim de küçük ben de varım. Karavanla Fransa tur atacağız. Karavanla. Ne kadar vizyonlu bir aile ya. Çok güzel değil mi? İki aile, yani iki karavan. Konsept olarak müthiş geliyor. Mükemmel kanka, tamam mı? Bak şimdi çıktık gittik bir tane karavan kiralayacağız ama sıfır karavan. Daha hiç kimse kullanmamış. Bize açılıyor. Muhteşem 6 metre transit bir karavan böyle. Çıktık yola gidiyoruz. Şimdi benim için gezmek, tozmak işte olan önemli yerlerde durmak değil mi? Yani görmek falan filan. Monaco'ya gittik. Monaco, Monte Carlo, Nice, Cannes falan oraları gezeceğiz yani. Abi karavan şimdi öyle salaz ki bak plana bak karavan turuna çıkıyorsun ama Fransa bisiklet turu var. Aynı sabah. Aynı tarihte. Aynı tarihte kanka. Her yer kapalı. Her yer kapalı. Arabayla Monaco'nun yani Nice'den girdik işte Monaco, Nice falan kan gidiyoruz. O tarafı gidiyoruz. Karavanı döndüremiyoruz için İtalya sınırına gitmek zorunda kaldık. Ya bu her yer kapalı döndürüyorlar. Her yer kapalı. Şu dükkanlar da kapalı. Tabii çünkü herkes yarışı izliyor. Herkes yarışı izliyor. Buradaki gibi değil. Bir de bütün karavan yerleri dolu. Herkes tabii. Karavanlarla falan da gelmiş. Adam sadece bir saat işte önünden geçeceğini izlemek için o bölgedeki her yeri kapatmışlar. Ne bir saat? Rızı geçiyor önüne. Lan aptal bir tarihe ne bak. Bir planını ona göre yap. Şimdi ben çocuğum hani o zaman bilmiyorum ama bunu yapıyorsun o. E ne oldu? Biz ya o sahil keşinden dönüp böyle Barcelona bilmem ne falan filan yapacaktık. Bok oldu takviye geri. Ya bu arada söylediğin rota yani sadece adları duyunca böyle inanılmaz yani ama çok tadını çıkaramamışsın. Yok yani gördüğüm yerler çok eğlenceli ama mesela düşünsene. Ama abi, göremedim bir tatil abi, göremedim. Monaco'ya gezeceğiz. Karavanla girdik. Karavanı koyacak yer olmadığı için inemiyoruz arabadan. Karavanla turladık bir Monaco'yu. Her şey. Babam böyle tamam gördünüz yeter. Aa manyağa bak. Her şey yeter, gibi değil yani. Türk'te değiller anladın mı? Abi şuraya çek öyle sıkıştır orayı iner gezer. Aa böyle basarlar ceza yer. E ne yaptık? Geri döndük. O kana, yani Nice geri döndük. Karavanı koyduk bir yere. Öbürsü gün ben zar zor dedim ki ya bak ağlarım ha falan yapıyorum böyle. Çocuk dedim ya bayağı üniversiteye gideceğim. Bir yerlere göreceğim. Ağlarım ama geri trenle Monaco'ya gitmek zorunda kaldık. Öyle gezdik geri geldik. Göremiyorsun ki ya bildiğin Formula 1 yarışı gibi. Yoldan gittik. Tamam, hadi görüşürüz. Geldik. Lan ben o yolda görmek istiyorum. Fotoğraf çekmek istiyorum. Stade de Lys var. Galatasaray'ın işte UEFA finalini şey aldı kupa yeri var bilmem ne. Bak şimdi hikaye dinle. Benim babam biraz hödüktür bu arada. Sivaslı ya. Abi Paris'teyiz herhalde ikinci ya da üçüncü gidişimiz yine. Saray var. Versailles Sarayı kanka. Efsane. Çok meşhur bir saray. Mükemmel bir saray. Ama sarayın bir bahçesi var. Esra inanamazsın. Kanoyla falan geziyorsun. Golf arabalarıyla geziyorsun. Devasal bir bahçe tamam mı? Biz zar zor trenle işte tanıdığımızda gittik abi. Babamlar parayı verdi. Bahçe ayrı giriş. Saray ayrı giriş. Verdik. Girdik şimdi içeri tamam mı? Dolanıyoruz. Abi heykeller var falan. Adamlar her şey mükemmel ama heykel hep çükleri açık. Yani hiç kapatma yok. Bir dönemden sonra galiba bir olay oluyor. Onlara sonra yapraklar mapraklar ekleniyor falan filan. Onlar başka şeyler ama orada her şey açık böyle falan. Ben yalvarıyorum bahçeyi gezelim diye. Babam yok falan dedi. Ya gezelim falan. Annem dedi hadi gezelim. Biz gezdik döndük abi babamı arıyoruz. Babamla arkadaşını. Sen git abi sarayın girişindeki çimene. Nereden bulduysan git Türk gazetesi bul. Ayakkabıyı çıkar kanka yat böyle dikine. Bayağı zeytin bunu sahildeymiş gibi mangal mangal açmış mı onu diyeceğim. Ya bulmuşlar gazete sabah gazetesi okuyorlar böyle. Anladın mı? Ya abi. Diyoruz, vizyon. Ulan vizyon. Ya Versailles Sarayı kanka ya. Bak 100 yıllık tarih. Hiç kimse orada sabah gazetesi okumamıştır iddia edebilirim ya. Almış gazete okuyor ayakkabıyı çıkarmış. Ben bu adamla nasıl gezeyim?
Anladın mı? Bak ama planlı tatil deyince bizim işte Mehmet Erdem'le çıkıp sana geldiğimiz. Evet. Bir şey soracağım. Tatilleri kim planlıyor sizin? Şimdi şöyle bir şey. Babası var. Değil o kim. Bizde öyle bir şey yok. Şimdi mesela orada da ekipteki kime güvendiğini önemli. Şimdi mesela bugünden sonra ben inanıyorum ki Eylem dese ki tatile çıkacağız. Sen planla der bana bırakır mesela. Çok oradaki... net söyleyecektim Batu planla diye. Çünkü oradaki olay ne biliyor musun? Karşı tarafı da iyi bilmen gerekiyor nasıl olacağını. Bir de benim mantığım da mesela bir yere örnek veriyorum Berlin'e gezeceğim değil mi mesela? Çok basit artık yani internet falan hani geç. Nokta 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 zaten gidilecek yerler belli. Bir de tanıdık ettik varsa onları arıyorsun. Diyorsun ki nereye farklı gezebilirim? Onları söyle. Sonraki benim muhabbetim şu abi. Nerede yerim? Tabii. Ne yiyeceğim? Mutfak. Benim için çok önemli. Yani hamburgerse hamburger. Ben mesela Berlin'e gittim. Sosis. Dedim ki ne sosis kanka? Bir Japon hamburgercisi var. Allah Allah. Bak Berlin'de o simitçi var ya. Ha caminin herkes yanındaki. Caminin yanındaki. Ha, evet. Simit sarayı. Onu geç böyle arkadan. Takashi'nin yeri. Tamam mı? Orası çok güzel. Gittim. Japon hamburger. Efsane. Yani. Ama tabii çok farklı yerlerde vardı mesela. Var. Ama o mesela efsane. Mesela ben şimdi seninle bir yere gidecek olsak derim ki Batu planla. Çünkü bir de keyif dağılıyor Batu. Yani onu planlayayım, organize edeyim. Sen de planlamamaktan ha, keyif alıyorsun. Ben de şunu derim. Abi bak ben şunu görmek istiyorum. Yedirebiliyorsan ya da işte şuraya buraya gitmek istiyorum. Yediririm. Plana yedirebiliyorsan. Yedirmekle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Roma'da da öyle yaptık ama çoğunu sen ya seçmişsin. Bak mesela seninle şeyde hiçbir sıkıntı yok. Bak tarih turistik yerde. Şimdi abi tatil şöyle bir şey değil mi? Gezmek istediğin tarih turistik bir yer mesela Roma değil mi? Gittin gezdin anasını satın. Kolezyumunu gezdim, Vatikan'ını gezdim, onu gezdim. Tamam bak bu bitti. Akşam ne yapacağım? Abi akşam Airbnb'de tutun eve gidip sevgilinle sanki tatil yapmışsın gibi sevişmeyeceğim bir adamla oturup da Netflix izlemeyeceksin değil mi yani? Bunun bir de gece hayatı olması lazım abi. Yani sonuçta... Ya var yok doğru. Yok abi yani mekanlar var, ortamlar var. Nasıl eğleniyorlar, ne yapıyorlar? Yani onu da görmek istiyorsun. Abi bir götüreceğim de götüm çıktı ya. Gittik mi? Ben de gittik yok. Gittik tabii. Ha gece kulübüne falan gitmedik. Yok. Oralarla oranın arkadaşlarıyla. Bir de tamam bir yemeğe çıktık. İstanbul o yemek değil. Yemekten sonra bir günde bir pub gibi bir yere gittik böyle oturduk. Hatta İyi. Benim bir İstanbul'da da bir arkadaşım var. Pub gibi oturduk. İki bir kokteyl içtik, bira içtik, muhabbet ettik falan. Ya abi bak pizza aldık. Bak kiloyla pizza aldık. Bu aç tamam mı? Eve dönüyoruz. Zaten paramız az. Bir sokak yanına böyle tamam. Kiloyla pizza. Yani bizim bak sabahki şeyi söyleyeyim sana. Sabah kalkıyoruz. Zaten bir tane Airbnb'den ev kiraladık. Kadın açtı kapıyı. Burası ne odun dedi. Ben dedi 10 gün tatile gidiyorum dedi. 5 gün ya da neyse hadi görüşürüz dedi. Gitti. Bu rahatlık seviyesi bende de olsun. Çok için. İyi. Ondan sonra burası benim odam. Girmezsiniz. Her şeyi kullanabilirsiniz. Tamam gitti. Şimdi biz markete gittik. Tost ekmeği aldık. Ton balığı aldık. Mayonez bilmem. Of ya. Anladım. Tam bak, öğrenci fakirliğinde. Çünkü, abi şimdi düşünsene 20 değil mi euro? Şu an 20. O zaman yani 3 vardı yoktu herhalde kanka. Daha bile az olabilir. Yani daha bile az olabilir. Ona rağmen diyorduk ki kanka ya bizi öperler şimdi biz şey yapmayalım falan diyoruz tamam mı? Abi sabahtan bu şeyle espresso makinesiyle cezveli espresso demliyorduk orada. İlk defa öyle içtim zaten ben orada içmiştim sen yapmıştın. Ben bilmiyorum ki içmiyorum. Kanka ne vardı ama attın. Makineyi çözdük. Makineye kahve koyduk suyu koydun pişti. Taştı ya, bu ya. Ben içmedim. Şunun aynısı işte şey yok mu? Cezve gibi işte koyuyorsun. Sandviç hazırlayıp çıkıyorduk. Şimdi acıkıyorsun ister istemez tamam mı? Şeyimiz olmuyor. Para yemiyoruz ya. Şimdi bir gün böyle dolandık açız eve dönüyoruz. Eve dönerken de bir tane pizzacı var tamam mı? Kilo ile pizza satıyor böyle. Aldık tamam mı şimdi? Oraya gittik aldık eve dönüyoruz. İki tane kız Mini Cooper'da tamam mı? Ama afet yani afeti derya böyle akıyorlar. Kız İngilizce bize dedi ki beraber yiyelim mi dedi. Bak, sen bunu duymadım. Senin orada beynin sadece elindeki pizza kutusuna bakıyordu. Açma aç. Ölüyor bu. Eylem dedim bak yürü kızlar çağırdı. Siktir git ben açım ölüyorum bana hala kız diyor. Eve gidip ben bunu yiyeceğim diyor ölüyorum dedi. Ne yaptık eve gidip pizza yedik. Eve gidip pizza yedik ya. Sen niye buna uyuyorsun? Ya gerizekalıyım işte. Hani bunun İngilizcesi zaman benden daha iyi falan tamam. Şimdi ben orada tıkanırım bilmem ne. Kızlar da yani güzel abi. Yani çok da bilmen gerekiyor. Ya şimdiki kafam olsa siktirenler hatta bunu bir iki dilim verir gönderirim ve geri kalanı alırım mesela tamam mı? Ya zaten kızlarla gelin. Siz orada durup pizza için kavga ediyormuşsunuz. Kaçtırım ben de kaçtırım sana. Ya bir daha da yani ne yüzümüze biri baktı ne bir şey oldu. Harbiden abi başka hiçbir çapkınlık macerası yok. Ben sadece bir şey sormak istiyorum. Gerçekten çok aç olmasan da öyle mi yapacaksın? Niye ona da açlığı vardı o zaman. Yani olay açlık değil bence. Beyine hükmetmiyor o anda başka şeyler. O onu bu daha aşağıda ya. Anladın mı? Ondan önce mide var. Önce mide geldi. O ondan sonra hafif doyunca dedi ki lan ben ne bok yedim dedi kızlara dedi yiyemedik dedi. Giderdik ya. Şu an oldun mu? Kızlar. Ya. Bence onu yedikten bile hatırlamadı kızları.
Ben de çok yok. O sırada kızların kafasını pizza şeklinde görmüş bile olabilir o. Tabii. Olabilir. Tabii. Kızlar hatırlamıyor. Hayır, bence zaten sıkıntı şu. Kızlar dedi ya, beraber yiyelim mi dediği için sıkıntı. Hani bunu demese mesela, gelin bir de sevişelim dese o okeydi. O pizzayı paylaşacağım diye onu derdi, anladın mı orada? Yoksa benim yanımda kimse yiyemez. Alamazıp sokatı koyduk. Şey biliyor musun, işte Eylem'in şeyi var. Bana böyle dedi ki, bak dedi, bu ilişkide çok önemli birkaç kuralım var. Şey, dur dinle. Kenan İmirzalıoğlu kuralları. Ha, deli yürek kuralları. Bir, asla son lokmamı yeme. Böyle ama asla son lokmamı yeme. Yani ben bir insanın sence son lokmasını yiyebilecek bir tip miyim de bana benim sonumu sanki rızkını yiyor amına koyayım söylüyorsun. Son lokmamı yenmez. Sonra şey. Bu arada ona ben de takılıyorum. Çerezlerimi saydıysam çerezlerime dokunma. Yerse akşam çerez görürsün. Eylem çerezlerini alıyor, ayırıyor. Karışık çerez alıyor, ayırıyor, sayıyor. Kokteyl merak edenler için. Saydığına göre yiyor. Kaç tane yedin mi? Hayır, şöyle yani mesela bir beyaz leblebi yediysem 3 tane kabak çekirdeği yiyebilirim gibi sayıyorum. Neyse bir dakika dur bak, ben de mesela buna... 4 niye değil? Yani mesela niye? Hayır, o an sayıyorum. Mesela 6 tane beyaz leblebi varsa, işte 20 tane de şey varsa, ona göre bölüyorum, ona göre hesaplayıp yiyorum. Bu senin sana ne katıyor kanka? Yani hayatında ne değişiyor? Bir şey diyeceğim, daha iyisi var. Allah i̇şte Allah. Bir gün biz içtik değil mi bu arada? Eylem gene ayırmış, saymış böyle hepsini falan. Ben de sırf onu çıldırtmak için alacakmış gibi yapıyorum. Bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, en son önünü böyle yaptım. Ben yarı otizmli sayılırım, sen bana niye bunu yapıyorsun? Ha. Bana bunu yapsa ben döverdim. Ben gülme krizine ama şuna döverdim. Ama. Sen ne, nasıl bir kafa yaşıyorsun abi bunu böyle? Her akşam öyle. Allah Allah. Bunun sebebi ne birader? Bilmiyorum. Zamanında öyle başladı. Ya o tat kombini hoşuma gidiyor. Şu mantık yani. Mesela adede bölüyorsun. Aynı anda kaçar tane yemem lazım? Bir, ondan bak, sonra dur. İki bundan, üç bundan. Açıklayayım yiyeyim. Şöyle anlayacaksın. Mesela hepsinin dokusu farklı. Sarı leblebi yediğin zaman ağzında farklı bir his kalır. Beyaz leblebi de farklı bir his kalır. Mesela... Mantıklı bir açıklama yaptığını zannediyor. Dolayısıyla mesela sarı leblebi yedikten sonra ağzımda kalan tadın üstüne kabak çekirdeği yediğimde hoşuma gitmiyor. Onun için önce sarıları beyazları bitiriyorum. Sonra da diyorum ki eşit gitsin bunlar. Yani önce beyaz leblebileri bitireyim. Sonra kabakları yiyeyim, sevmiyorum. Araya o tadın karışması, dokunun değişmesi lazım. Onun için ayırıyordum ben bunları. Bir gün de ayırırken sayayım dedim, işte 3 beyaz leblebi kalmış. Şu kadar kalmış. Ona göre yiyorum. En son da antepleri yiyorum. E kalk siktir şu ben. Salak şey. Ama ben şey Allah diyeyim böyle. Bana döndü Allah. Ve çok ciddi bir şekilde dedi ki, ben yarı otizmli sayılırım, farkında mısın? Bir şey söyleyeceğim ama doğru söyle, bunu ancak öyle bir şey yapabilir yani. İşte var biraz. Bunu bence klinik olarak test ettirmedim ama bence bu konuda artık şeye geçelim yavaş yavaş. Konuya bu hafta, hayır bu hafta. Evet, konuyu aç Batu. Konu neydi? Arkadaşlarla tatil edelim mi dedik, siz tatil alırınızı anlattınız. Şunu da anlatayım madem artık her bölüm Mehmet Erdem'den bahsetmek fix oldu. Fethiye seni de göreceğimiz tatile çıkarken mesela orada da bir yürek yedim çıktım ve senle zıtsak yani Mehmet Erdem'le daha da zıttız. Yani ben de senin gibi plan seviyorum. Her adım tek tek planlanmak zorunda değil ama bir kaba plan olsun. Mesela sen ne demiştin, işte Da Vinci şifresinin haritası var. Onu görmek istiyorum. Şu müzeleri görmek istiyorum. Süper abi, tamam mı? Çok güzel. Yani kaba plan. Mehmet abimle gideceğiz yani ertesi sabah. Nerede uyanacağız? Yola çıkacağız. Bak ertesi sabah yola çıkıyor. Kaçta gideriz? Bakarız abi. Uyanınca kalkar gideriz. Hangi şehre sürüyoruz? Onu da bir bakalım, bir rüzgar essin bakalım. Nerede kalacağız abi diyorum. Yani yer tutalım. Abi bir kafede otururuz, yolda kiralarız ya, Airbnb yaparız falan. Ya yani Esra biliyor, bizim de flört dönemlerimiz. Böyle ben delirdikçe Esra'ya yazıyorum. Delirdikçe yazıyorum. Ben dayanamam. Ya tutturdu. İşte tam Fethiye'ye geldik. Flört döneminde ben niye bunu çektim bunu da bilmiyorum yani. Sana ne değil mi? Sanki seninle gidiyor. Bak. Bir kere o da saçma. Flört ederken niye seninle gittin? Mehmet Erdem'le gidiyor. Mehmet Erdem de onun birazcık aşkı. Bir de yüz vermiyordu o zaman. Ha. Ya sen bak şimdi, burada Fethiye'de, bana batıyor bazı şeyleri anlattırma. Fethiye'de önce neredeyiz hatırlamıyorum. Bodrum'da mıydık? Neredeydik? Fethiye'ye geleceğiz. Tam dedik. Nerede kalacağız abi diyorum. Bak yola çıktık bana yani. Ha, 3 saate oradayız falan diyorum. Bakarız abi diyor. Neyse tamam. Ya sonunda baktırabildim 2 saat kala falan. Bir yer bulduk işte 300 lira olsun kirası. Apartman dairesi falan giriyorsun. 3 yatak var. Tamam dedim süper, işte 500 lira. Abi diyor. Havuzlu villa var. Havuzlu villa var. Diyorum ne kadar kişi başı? 900.
İki kat. Dedim havuza girecek miyiz? Hayır. 300'e 900'den yani, çok iyi bir matematik. Villada kal. Hayır, sonra 500 değil mi? Sonra 500 değil mi? Villada kalacak mıyız dedim. Yani vakit geçirecek miyiz? Yok. Niye villayı kiralıyoruz abi diyorum. Güzel olur be. Oğlum diyorum bak. Hiçbir amaca ihtiyacım. Bütün gün Batu'yla gezeceğiz zaten. Aynen. Diyorum. Çok içimde kaldı be. Mehmet Erdem bir de o var. Bir şey görüp canı çekince çok istiyor. İstiyor evet. Sahip olana kadar mutlu olmuyor. Ya serpme kahvaltı gelsin domates görsün. Her gün gördüğüm her manavdan alabileyim. Sanki yeniden. Kalırsa içinde kalıyor onu, anladın mı? Yani o şey diyor, o domatesi alabilir miyim elimde? Yani yanında 20 tane daha var, o domates o istiyor ama. Aynen. Teknede ikinci balığı yedi oğlum hep. Hatırlasana. Doğru. Diyor, fazla balık var mı dedi. Senin gibiler için bir tane daha yapıyorum fazladan diyordu. Koydu getirdi balığı. Herifler ikinci balığı istedi. Ama çok güzel. Yani şey, öyle villada kaldık mesela. Delirdim. Yani. O tatil delirdim. Bende de o var. Mesela yani bir sonraki ne yapacağımız konusu. Abi bak. Bence çözülmesi gereken. O karavan tatilinde benim yaş grubumdan, benden bir yaş küçük ve bir yaş büyük arkadaş, babamın arkadaşının oğullarıyla beraber işte. Dediler ki hadi çıkalım Nis'ten, akşam gece Kan'a gidelim. İşte takılırız, ederiz, içeriz falan filan. Ondan sonra bunlar işte almışlar 3-5 euro bir şeyler yanlarına para. Babam da bana dedi ki al oğlum lazım olur dedi. Yoksa atıyorum o zaman parasıyla 200 euro, 300 euro para verdi bana. Zenginiz. Nasıl zenginiz? Abi karmaşık. Tam buna bağlamak istedim. Yani, ne kadar abi, zengin oldu. Bu kadar. Eylem planı. Çocuklara vermişler 50 euro, 30 euro falan işte. Tamam bende para ama ben de sakladım kanka. Hani diyorum ki harcamayayım. Hayır şey diyor, zenginiz ama keriz değiliz. Tabii. Çünkü biliyorum hani biz bokunu çıkartacağız. Yani o para var diye bokunu çıkartacağız. Evet. Sigara falan filan neyse. Bindik otobüse geldik kanka. Mesafe çok uzak. Yarım saat falan. Dedim ki oğlum bak dönüş otobüsünü bulun. Hani kaçta döneceğiz? Ona göre bakalım. Hani gidip ona göre dönelim. Tamam. Tamam dedi kanka, dedi Recep vardı. Ben baktım dedi. İyi dedik. Çıktık gittik, biz içtik. Sonra öyle dolandık falan. Hadi saat geldi, gidelim dedik. Benim ekstra koyduğum para dışında dönüş paramız var sadece. Başka hiç paramız yok. Yani sakladığım dışında. Gittik abi. Otobüs yok. Nasıl otobüs yok Recep? Abi saati yanlış bakmışım. Bakmamış ki. Sonradan söylüyor bana. O an yanlış tabii baktım diyor. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim işte kalan parayla bir paket sigara alırız. Yarın nasıl döneceğiz abi? Ya ne bileyim işte sahilde yatırız. Babamları ararız, gelir alırlar falan. Böyle inanılmaz bir rahatlık kanka. Şimdi adamlar zaten Fransız. Herkes Fransızca konuşuyor. Anlaşıyorsun. Ben zaten yabancı bir ülkede bu adamlara da güvenmiyorum. Bu adam nasıl güvenersin? Tek başına çıldıracağım ama, tamam mı? İletişim yok, hiçbir şey yok. Yani telefon falan öyle bir şey yok. Dedim ki yürüyün dedim, gittiğimiz yere geri dönelim. Soralım millete orada taksi maksi arama telefon şey falan ha. Ondan sonra telefon, o zaman onların da mı telefonu yok, cep telefonumuz mu yok, neyse artık hatırlamıyorum, bir şekilde aradık babamları. Dedi ki bizi gelin alın, çıkamıyoruz. Abi belli bir saatten sonra karavanın çıkışı yasakmış, arabaları çıkartmıyorlar. Yani bak dedim kanun var. Kanun. Abi ondan sonra taksi soruyoruz. Bir tane Türk bulduk, bizi öpmeye çalışıyor. Taksi diyoruz, ne kadar diyoruz. Fakir rakamlar, 150 eurolar falan yani böyle. Delireceğim ama bizimkiler o kadar rahat ki ya gider sahilde yatarız falan. Ya dedim salak salak. En son dediler ki geldiler böyle, biz hallettik. Tamam ne yapıyoruz? İşte bizi bırakacaklar. Kim bırakacak abi? İki mekanın bodyguardı. Kanka iki tanesi, sen ben üst üste geçsek yan yana falan anca ederiz. Bizi var ya bir yerde böbrek falan bırakır giderler. Bindik arabaya ama ben nasıl tırsıyorum biliyor musun kanka, ne olacağını bilmiyorum. Bindin yani. Bunlar Fransızca konuşuyorlar, ben hiçbir şey anlamıyorum falan filan, neyse. Abi gözüm kapalı böyle var ya, korkuyorum ama diyorum bir şey gelmesin başımıza diyorum. Gittik kanka, indik arabadan, nasıl mutluyum ama var ya, adamlar bıraktı. Bizimkiler çok rahat. Oğlum dedim, diyorum ki arada ne konuşuyorsunuz bana da söyle, hani içimi rahatla. Yok bir şey yok, bir şey yok falan diyorum ama böyle kanka konuşmaları da sert, Fransızca konuşuyorlar. Kavga mı ediyorlar, anama mı sövüyorlar belli değil ki. Abi indik arabada, nasıl mutluyum falan. Lan dedim ne konuştunuz bu kadar. Ha kanka çocuklar Müslümanmış. Alkol falan da içmiyorlarmış. Hatta bayağı namaz, niyazı falan. Türkiye'ye geliyorlarmış, İstanbul falan çok sevdi. Onlardan bahsediyorlardı diyor. Ha tatil konuşuyor. Aa yani. Mutluluk. Adam lan söylesene, benim de içimi ferah ediyor. Ben de dedim ki biraz sonra karanlık bir yerde bizi çekecekler. Alacaklar gidecekler. Kanka bir daha tövbe ettim. Ben dedim bir daha sizinle hayatta tatile gitmem dedim ya. Hiç yani imkanı yok. Konumlandırma yok mu ya? Gerçekten ya. İşte mesela bu plansızlık ama mesela o çok önemli. Abi nerede kalacağım? Ne yapıyorum? Nereye gidiyoruz ya? Hani Türkiye'de yine bir nebze kanka. Hani aynı dili konuşuyorsun. Ya en kötü bir otele çıkardım. Yurt dışında öyle bir şey yok. Gittim bütün yerlerde mesela bir haftalık tatilde nokta atışı. Gitmeden önce her şeyim hazır. Yemek yiyeceğim yerin saatine rezervasyon bile hazır olur. Öyle yapar. Yani net bir şekilde hiçbir şey yok. İşte. Onun için iyi anlaştık biz seninle tatil. Ya orası öyle. Yani her konuda çok da iyi anlaşmamışsınız tabii ama. Olsun. İyi vakit geliyor. Bak güzel anlıyoruz. Evet. Roma PES'i almamaya çalışırken
ki çabaların. Ama bak şimdi gerizekalı. Ya ticaret anlamıyorsan, bak ticaretten anlamıyorsan, tamam mı? Susacaksın, bilen adama konuşacaksın. Şimdi adamlar böyle bir şey yapmışlar, tamam mı? Yani adam Roma'ya gelen turistlere diyor ki biz size Roma Pass diye bir şey sunuyoruz. İşte 3 gün metro, 2 tane müzeye giriş, işte harita, fast track'ler, geçişler, bilmem neler. Bu da 90 euro. Ulan gerizekalı. Ya bunun ya satamayacak olsa niye yapsın? Değil mi? Yapıyorsa da sana bir şey vaat ediyor ki satılıyor yani. Yoksa onu da yapmaz. Yok abi. Ben 80 euro işte 90 euro vermem abi. O para verilir mi abi? Ben ona var ya hiç yani bir şey de yapamaz. Ne yapacak? Hani pizza yer işte. Hani yukarıya kıza yedirim dese ona da razıyım. Anladın mı? Bir nebze. Hani, gidiş pizza. Hayır. Alır. Vatikan'da kuyrukta 4 saat beklerim ama en azından sonun ucunda bir yere varacağını anlarım. Anladın mı? O yani. Yok abi. Öyle abi böyle. En son baktım yani niye muhatap oluyorum ki? Kanka sike sike alacaksın değil mi? Bitti. Mecbursun dedim aldı. Alacaksın ben alacağım. Sen aldık da hiç aldın. Öyle olmamıştı. Dur yani. Şimdi nasıl öyle oldu? Aldık. Anlattık aldın değil. İnanmıyor ama. Yani hiçbir şekilde konduramıyor. Yani ya oradaki verilen benefitin şey olduğunu düşünüyor. Yani böyle hani dalavere, yalan dolan falan olduğunu düşünüyor. Hani turist uzağı. Turist uzağı 90. Ya devletin yaptığı bir şey. Yani öyle bir şirket falan da değil ha. Bayağı devletin yaptığı bir şeydi. Başkaları da var. Ben direkt onu buldum. Bir de yorumlar hep iyi yani. Ulan ilk tur Vatikan'a gideceğiz. Roma Pes'in dükkanından alacağız her şeyi ve Vatikan'a gireceğiz. Tamam mı? Bir kuyruk var yenge. Böyle dönmüşler. Böyle tavaf ediyorlar resmen Vatikan'ı ama insan kaynıyor. Yani minimum diyorum 2,5 saattir. Bence çok. Belki de daha fazla bile olabilir. Bize Roma Pes'i verdiler. Önde bir tane herif bayrak tutuyor. Beni takip edin dedi. Bu diyor ki nereye gidiyoruz diyor. Dedik ki oğlum fast track'teyim. Nasıl yani dedi. Bak şimdi dedim. Böyle yürüyoruz. Yanda kuyruktan geçtik ve hiç fakirler diye aşağılayarak geçtik. Bakmıyoruz ama dayak yeriz diye. Laks diye içeri bir girdik. Bu mu dedi. Dedim ki bunu hepsinde yapacağız biliyorsun değil mi dedim. Yok be iki tane. Hayır kanka hepsinde Roma Pes zaten oğlum zaten bir Kolezyum var bir Vatikan var bir de kale var gidip kuyruk evet. Görebileceğin. Evet. Zaten onlar dışında kuyruk da olmuyor. Zaten o bahsettiğim şey eğer o sıraya kalsan bir de Vatikan'ı gezsen müze kuyruğuyla birlikte başka gezemezsin. Müze kuyruğunun sonu geldiğinde müze kapanacak sanırım. Belki bir videomuz var işte sesimiz kayıtlı değildi. Videonun başından kuyruğun başından Vatikan'ın müzesine kadar girişe kadar video çekip aşağılıyorduk milleti böyle. Ben aşağılıyordum o zaman. Görüyor musun fakirleri falan diye. Video 7 dakika falan ya. Öyle bu sizin var. Normal sadece geçmiş haliniz. Sıra beklediğinizi hayal edemiyorum. Ya ben zaten... Vurduk birbirimizi. Oğlum diyorum bak Amerika'da da böyle. Bir roller coaster işte bir şeye giriyorsun. Bir Luna Park'a bir işte tema parka gidiyorsun. Adam sana diyor ki normal bir 90 dolar diyor. Ya da Universal'da falan. Ha bir de diyor bir de 80 dolar ya da bir 90 dolar daha verirsen diyor. Sen de fast track en önden geçersin diyor. Hı. Gerizekalı bunu niye satıyor adam? Var ki bir giriyorsun bir kuyruk var abi. 3 gün. Ha, aynı mı? Söyle. Ve o tatilde mesela onu kullandık. İnanılmaz güzeldi evet. Yani. Şu an öyle değil diyorlar ama bilmiyorum şu anki hali. Bak gidersek bakarız. Gidersek kardeş. Ama bundan sonra Venedik falan yapalım. Böyle sandal falan. Yani. Engeyi de alırız. Sandalı seninle özel dakikalar için istediği gibi geldi bana. Tamam onda sen gidersin. Şöyle bir şey içersin. Birini daha bulalım. Hallolur bir şekilde. Toplu gidelim. Bir batıyor bir bebiş. Güzel. Güzel konuştuk. Toparlayalım. Beni eylem bitirmek istiyor. Hmm. Uykum geldi. Bakarız yani ne yaparsın? Bunu kaldıralım. Biz burada açalım. Gitsin. Videonun devamında bu yok. Biz burada böyle gol gol. Kayboluyorum. Bilmedi mi? Yenge o kısmet sonundaki yarı bak. Uykusu geldi gitti deriz. Biz de şey işte. Kısmet sonu son bölümü izledin mi? Oha bir şey falan. Tabii hepinizin. Yok canım. Orada. Geçen hafta ikisini birden göndermediler. Sonra bugün de şey oldu. Tuğçe ile Zeyt geri geldi. Seçim yaptılar bütün gidenlerle. Tuğçe'yi de Tolga falan evet dedi yani öyleli. Halbuki kudurdu. Ben bu bölümü izleyeyim. Neyse arkadaşlar. Ben de buradayım. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen konuyu kapatıyorsun da sen ben bilmiyorum sevgiliyle tatile çıkmayla ilgili bir şey söyle. Bu da bir sonraki bölümde sevgiliyle tatil. Ben yokken ama herhalde yarın çekersiniz onu ben yokken. Bir dakika, arkamdan söyledim. Gömle sonra videoda izleyeceksin sen. Müziğimiz giriyor. Zorla kapatıyor. Bunu çok yorulmuş bugün belli. Güzel. Arkadaşla tatili konuştuk ama dediğin gibi sevgiliyle tatili konuşamadık. O da belki bölüm 2. Part 2 yaparız ona. Batu bay bay demeden önce bir söylemek istediğim bir şey var mı? Geniş dinleyici kitlemize. Burada da 15 yani kişiye sesleniyoruz. O dakikadan 5 kişi var ya onu çok seviyoruz. Kim onlar? Ama şöyle bir şey düşün. İleride bu mesela milyon izlenmez de. Yani o
onu da yakıştıramadı. Yok ya, milyonluk değiliz, anladın mı? 25 sene sonra milyon izlenmiş ama 25 sene geçmiş ölmüşüz var. Takip etmeyi unutmayın. Klasiko var değil mi? Söylemeyi YouTube unutma. Kanalını takip etmeyi unutmayın. Spotify'a puan verme gelmiş. Bize puan verin Spotify'da. Arkadaşlar gibi... önümüzü kesip podcast ile ilgili yorum yapmayın. YouTube'da görmedim hiçbir yoruma, bu saatten sonra cevap vermiyorum. Evet direkt yorum yapmak bir istedim. Bir de eylemin onlu fansına üye olursunuz. O gizli, sadece paralı üyeler. Ayda 10 dolar ama aranızdan bir tanenizi bedava. Gizli bölümünü açacak. Evet. Çekilişle. Çekilişle. iPhone'daki gizli dosyalarını açacak, gösterecek birinize. Like etmeyi unutmayın. İki gündür ellerine koz verdiysek hepsini söyledi. Neyse. Görüşürüz abi, kapatalım yeter. Bye. Ay. Ay.